Evet, merhaba gençler. İlk kez de yazmış hemen merhaba diye. Daha önceden görüntüyü açmadım gençler. Şu an bilgisayar üzerinden anlatıyorum yine size. Dersimizi dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Berat 150'yi yapıştırmış hemen. Dün çözmüştük zaten bu soruyu, değil mi? Kandilimiz var. Teşekkür ederim İlker Efe ve diğer bütün öğrencilerimin. Ben de kandilimi kutluyorum. Hayırlı güzel bir kandil günü geçirmeyi diliyorum. Arda Sefa 150 demiş. Yaren 150 demiş. Baydoğan sana da günaydın. Ayşenaz günaydın canım. Oraha Ayşenaz sana da günaydın. Aysima günaydın. Muhammed Emin teşekkür ediyorum. Senin de kendin mübarek olsun. 150 okey. İlker 150, Sıla 150, Salih günaydın sana da. Resul 150, Efe 150, Tülin 150, Aysima 150. Gökdeniz sana da günaydın. 13-13-150, Zehra sana da günaydın. Böyle radyo programı gibi hissettim şu an. Arada bir ses giderse sıkıntı yapmayın gençler. Evet, o arada okudum gençler. Şimdi hepinizinkini okumam mümkün değil. O yüzden şöyle hızlıca bir geçelim. İdris, Sefacan, Şirin, Musa, Elif, Zehra, İlayda, Arda, Yaren, Aslı, Galaksi, Baydoğan, Aysel, Elif, Naz, Evrar, Salih, 71, Salih, 17 Salih'miş pardon, şey 71. Demek ki Kırıkkale böyle 71'i göre göre 17-71 okur oldum. Ahmet Kerem, evet. Ayşe Nur, Salih. Tamam arkadaşlar artık yapmayın. Korona fethi kim? Korona fethi kim? Arda Sefa, Beren. Evet. Çok güzel. Şirin, Musa, Ayfer. Tamam arkadaşlar artık okuyamayacağım. Burada okuyorum okuyorum ama 51 tane oldu. Lütfen artık yazmayalım yoksa yeni sorularınızı göremeyeceğim. Burada ekranım tamamen doluyor. O zaman ben de sizin yeni sorularınızı göremiyorum. Şimdi dün biz bu soruyu şu an silmeye çalışıyorum sorularınızı çünkü yenilerini göremiyorum eğer bu silme işlemini yapamazsam. Çok zor oluyor yenilerini görmem. O yüzden şu an silmeye çalışıyorum. Lütfen herhangi bir şey yazmayalım. Teşekkür ediyorum hepinize. Size daha hayırlı kandiller diliyorum. Evet cevaplar gelmiş. Harika. Şimdi bunu çözmüştük. Ben cevaplara bakarken arkadaşlar yanlışlıkla o açıldı. En son zaten dün bunu da çözmüştük. Ben sadece valla azıcık soru görünce hemen çözüyorsunuz, süpersiniz. Ben de soruları silerken öyle ekran değişti. Şunu bir hatırlamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Dün ne yapmıştık burada gençler? Bu kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5, altıgen. Altıgense bir iç açısı kaç derece demiştik? 120 derece. Düzgün altıgen olduğu için, yoksa düzgün olmasa bilemeyiz yani herhangi bir derece olabilir. Burası kare, bir iç açısı 90 derece. 120 ve 90'ın toplamı, bazen çok bağırıyorum, kusura bakmayın. Böyle sınıfta anlatırken tabii mikrofona sesim daha çıksın diye bağırıyorum. Ben bilgisayardan anlatıyorum. Aslında sesim gayet iyi geliyordur. Bazen hatta fazla oluyor. 210 derece oldu. Bize x lazım. Biliyorum ki bak şurası bak yuvarlak çiziyorum gördünüz mü? Yuvarlak, tam yuvarlaksa bu arkadaşlar biz buna tam açı diyoruz. Tam açı 360 derecedir. 210'u zaten biz kare ve altıgenden bulmuştuk. Çıkarma işlemini yaptığımda sizin de biraz önce bana söylediğiniz gibi burayı 150 buluyorum. Şimdi biz şu soruya bakacağız gençler. Evet sıradaki sorumuz bu. 8. soruya bakalım lütfen. Ben neden bilgisayardan anlatıyorum? Şu an evden çıkamadığımız için yani bazı evden çıkamadığımız için ben evden bilgisayarımdan anlatıyorum arkadaşlar. Hem de bir tekrar etmiş oluyoruz. Dünkü gördüğümüz sorulara da tekrar tekrar bakarak. Siz sorulara bakarken ben cevaplarınızı tek tek inceliyorum. Güzel. Birçok da cevap geldi zaten. Şimdi bakalım. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuz da diyor ki
Bir dış açısı 72 ise biz öncelikle bunun kaçgen olduğunu bulacağız. Yani kaç kenarlı olduğunu bulacağız. Nasıl buluyorduk gençler kaç kenarlı olduğunu? Kenar sayısı bulunurken bir dış açı olan yani dış açıların toplamı olan 360'ı bir dış açı olan 72'ye bölüyoruz. Bölme işlemini siz zaten yapabilirsiniz. 360'ın içinde 72 kaç defa var? 5. Demek ki bu bir beşgen. Biz daha önce sizinle derste beşgenin, doğru benim için biraz, beşgenin köşegenlerini çizmiştik hatırlıyor musunuz? Hatta böyle yıldız gibi falan çıkıyordu. Şöyle dileklerimin rengini değiştireyim. Bak şimdi bir köşeden bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Yani niye çizdim? Aslında orada formüle de bulabilirim ama hatırlatmak istiyorum. Biz bir köşeden çizdiğimiz köşegenleri sağ ve sol komşularına çizemiyoruz. Değil mi? O yüzden mesela bu köşeden sadece iki tane çizebiliyorum. Neden? Çünkü beş kenarı var, beş köşesi var. Üç köşeyi çıkarıyordum. Kendi başladığım köşeyi çıkarıyordum. Sağındaki ve solundaki şu komşu köşeleri çıkarıyordum. Geriye 5 tane 2 çıkarırsanız zaten 2 köşe kaldığı için 2 köşegen kalır. Sonra buradan da aynı şekilde şöyle 2 tane çizeriz. Altta çizdiğim için biraz yamuk oluyor gençler. Hop bunu da çizdik. Altına yazdık. Kaç tane köşegeni var? 5 tane köşegeni var. Şimdi normalde çok vermek istemiyorum böyle formül ama biz hani bazı sorularda belki karşımıza çıkabilir. Tamam beşgeni çizmek kolay ama bu altıgen, yedigen olsaydı. Şimdi gençler şöyle bir durum var bakın. Neyi biliyorsunuz biz ne olarak kullanıyoruz? Kenar ya da köşe sayısı olarak kullanıyoruz. Değil mi? Şöyle bir formülümüz var. N çarpı N eksi 3 bölü 2. Peki bu neyin formülü? Bu bir çokgende çizilebilecek bütün çokgenlere, bütün köşegenlerin sayısını verir. N harfi nedir? Kenar sayısı. Mesela bizim bu sorumuzda uygularsak N harfi yerine ne yazmam lazım arkadaşlar ben? Kenar sayısını 5 bulduğum için 5 yazmam lazım. Yazalım. 5 çarpı 5 eksi 3 bölü 2. Ha, tahtada olsaydı bak ben bunu ne kadar güzel yazardım ama altta yazmak zor tabii. Evet 5 çarpı 5'ten 3'ü çıkarttım. 2 bölü 2'den gördüğünüz gibi sonucum yine kaç çıktı gençler? 5 çıktı. Bu oyunu çok istemiyoruz. Bakın 5 tane demiştik zaten. Ama yine de belki bir yerlerde görürsünüz. Aman da biz bunu hiç görmedik demeyiniz lütfen. Burada cevaplarınıza bakıyorum. Ben adını okuyamıyorum. Daha önce de söylemiştim. Hocam adımı okuyun 15 net demiştim ama adını okuyamıyorum. Böyle Türkçe okunabilen bir isim yazarsan sen de rahatlıkla Ayşe Mehmet filan diye yazarsan sen de rahatlıkla okurum. Evet cevaplarınız yani harikasınız. Burada 50 tane cevap var. Hepsini şu an okuyabilirim. 10. soruya geçtim. Bir köşesinden 7 tane köşegen çizilebilen düzgün çokgenin giriş açısı kaç derece? İşte yukarıda beşgenin köşegenin için derken o yüzden bunu hatırlattım. Bir köşesinden köşegen çizimini yaparken bakın yukarıda beşgendeyim şu an. Kendi çizdiğim başlangıç köşesini saymıyordum. Bir de sağındaki ve solundaki komşu köşeleri saymıyordum. Yani 3 taneyi ne yapıyordum? Çıkarıyordum değil mi arkadaşlar? Ama neydi formül? Kenar sayısından ya da köşe sayısından 3'ü çıkarırsanız bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısını bulursunuz. Bu da kaça eşitmiş bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı? 7'ye eşitmiş. O halde hangi sayıdan 3'ü çıkarırsam 7 olur? 10. Demek ki benim çokgenim 10 kenarlı bir çokgen. 10 kenarlı. Bizden ne istemiş? İç açıyı istemiş. Şimdi iç açını formülden yaparsak yanlış. Çünkü uzunca da bir formülü vardı. Hatırlayın. N çarpı n 2 çarpı 180 bir geldi. Hiç gerek yok. 360 dereceyi kullanacağım. Yani dış açıyı kullanacağım. Bir dış açıyı bulalım. Dış açıyı bulurken ben ne yapıyorum? 360'ı kenar sayısına bölüyorum. 10 kenarlı olduğu için ona böldüm. Bir dış açısı kaç derece çıktı? 36 derece çıktı. Dış açıyı 36 derece olarak biliyorsam zaten iç açıyı çok rahat bulabilirim. Çünkü dış açıyla iç açının toplamı 180 olduğu için 180'den gençler 36'yı çıkardım. Hop, onu nasıl bir çıkarma işlemi diyoruz. Evet, cevabımız kaç çıkıyor? 144 derece çıkıyor.
Bakayım hemen cevapları. 144'ler gelmiş. Harika. 140 Ali. Evet. Anons maalesef okuyamıyorum hala. Elif Zehra. Bunlar 144 yazan. Yunus Emre, Aslı, Mehmet, Melih, Yusuf Efe, Berat, Salih, Galaksi, Ebrar, Musa gibi. Aykut, İdil, Yaren, Zeynep, Şeyma, İlkelefe, Aysel, Ömer. Beren, hepiniz yazmışsınız. Berat, bu oyunu lütfen iki kere yazmayın. Okuyamıyorum zaten, size gelmiyor. Ayşe'nin Aysma filan. Evet, Mesan, Filin, Recai, İdil adını da okudum hadi. Berkan. Evet. Berat, senin de adını okudum hadi. Talha yaz. Teşekkür ediyorum cevapların için. Muhammed, Mehmet, Ömer, Melih, Talha yaz. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Gerçekten hepinizin bakın hepsini okumaya gayret ettim. Güzel bir soru. Hem de bir şekil sorusu. Belki sen de bir kısa. Güzel bir soru. Hem de şekilli mekilli. Bakalım. Bu bir dörtgen. Burada da yazmış. Tamam biz de görüyoruz. Dört tane kenarı var. İç açıları toplamından gidelim isterseniz gençler. Önce şuradaki iç açıyı bulalım. Dış açısı 100 ise iç açıyla dış açının toplamı 180 olduğu için iç açısı da 80'dir. Bak burada bir 80'im var. Burada bir 84'üm var. Yine şuradaki iç açıyı buldum mu? Tamam. Buradaki iç açıyı nasıl bulacağım? Tabii ki de 180'den 46'yı çıkararak bulacağım. 180'den 46'yı çıkaralım. Siz benden önce hızlı yaparsınız işlerinizi. Çünkü ben elimde kalem yok. Mouse'da yazmaya çalışıyorum. Birazcık da böyle oyalanarak yapıyorum. Yani herkes bakabilsin. Sorunun çözümü yapabilsin diye. 134 buldum. Nereyi buldum? 134. 46'nın hemen yanındaki açıyı, iç açıyı buldum. Şimdi 3 tane iç açıyı biliyorum ama şu arkadaşı bilmiyorum. Ve ben biliyorum ki bu 4 tane iç açının toplamı bu bir dörtgen olduğu için 360 derece olacak. Hadi şunları bir toplayalım. Yani 80'i, 84'ü ve 134'ü bir toplayalım. Gençler onları ben tek tek alt alta yazmayacağım. Onların toplamı kaç olur biliyor musunuz? 298 olur. Hangilerinin toplamı? 80. 84 ve 134'ün toplamı. X artı 2'yi bulmak için ne yapmam lazım? 360'dan 298'i çıkarmam lazım. Kaç çıkacaktır buradan? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi. Bakayım bir cevaplara bakayım. Orada bir cevap yazdınız. Bakın şu an 40 tane cevap var. Harikasınız. Vallahi 60'lar. Ha, evet. 60'lar harikasınız. Evet, 60, 60, 44. Biraz arada başka şeyler var ama gençler herhalde yanlışlıkla yazdınız diye düşünüyorum. Evet, harikasınız. Burada ne kalmıştı? 62 kalmıştı. İşte orada yarım bırakmışız. Neydi 62 olan? X artı 2 dediğimiz açı. 62 ise hangi sayıyla 2'yi topladığımda 62 olur? Tabii ki de 60. X'i kaç olarak bulduk? 60 olarak bulduk gençler. Yazmak isteyenler için biraz bekliyorum. O arada ben şeyleri bakıyorum, cevapları bakıyorum. %90'ın zaten 60 cevabını vermiş. Harika. O halde diğer soruya geçelim. Baktınız cevaplarınızdan. Özel dörtgenlere geçiyoruz artık arkadaşlar. Gördünüz mü? Neyin tekrarını ne zaman olacağını size Haydar Bey, Haydar hocamız bilgilendirecek. Şimdi özel dörtgenler. Şimdi tek tek dört. Şimdi genelde işledik çokgenleri. İşte dörtgenleri nasıl olur, beşgenleri nasıl olur. Şimdi özel dörtgenlerdeyiz. Burası da önemli. Burada ne başlıyor biliyor musunuz? Özellikleri aklımızda tutma başlıyor. Yani özellikleri aklımızda tutma. Özel dörtgenler. Hemen başlayalım. Önce ilk öğrenmemiz gereken dörtgen neler? Paralel kenar. Şimdi çok önemlidir. Her zaman önce paralel kenar işlenir. Çünkü neden? Bu dikdörtgen dediğim, kare dediğim, eşkenar dörtgen dediğim dörtgenler aslında birer paralel kenardır.
Evet. Görüntü konusunda arkadaşlar, görüntü, sadece benim görüntüm yok. Siz şu an tahtayı görüyorsunuz zaten. Önemli olan da tahtayı şu an görüyor olmanız. Evet, paralel kenar. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlere ne denir gençler? Paralel kenar denir. Bak, karşılıklı bütün kenarları paralel olacak. Ne demek bu? Şu üstteki DC var ya, üstteki DC. Bu DC kenarı alt taraftaki AB'ye paralel olmak zorunda. Sağ taraftaki BC kenarı da yine AD'ye ne olmak zorunda gençler? Paralel olmak zorunda. Paralel kenar adı üstünde. Ve eşit uzunluktadır. Bu da önemli. Bakın biraz bunlardan soru çözdüğümde bunların hepsini aklınızda tutacağınız ve etkinlik gelecek. O yüzden aklınızda tutun, altını özellikle çiziyorum. Paralel kenar isminden dolayı paralel olduğunu zaten farkındasınız. Bir de ne dedik? Eşittir dedik. Yani burası örneğin 10 santim ise şu karşı kenarında yine kaç santim olması gerekiyor? 10 santim. Örneğin burası 20 santim ise karşı kenarında yine kaç santim olması gerekiyor? 20 santim. Tamam. Karşılıklı iki açı eşit ve ardışıklarda bütünler. Önce şu eşitliğe değinelim. Ne demek istiyor? Bakın D köşesine bakın. Sarıyla çizilen D köşesindeki açı ile D köşesindeki açı birbirine eşit. Aynı şekilde maviyle çizilen, koyu maviyle çizilen A köşesindeki açıyla C köşesindeki açı birbirine eşit. Peki bütünler ne demekti gençler? Bütünler ne demekti? Bütünler demek toplamları 180 olan demek değil mi? Toplamları 180, birbirini 180 dereceye tamamlayan açılara bütünler açılar diyoruz. Şunu demek istiyor. Örneğin şu sarı, B'deki sarı açım eğer 120 derece ise, B'deki sarı açım eğer 120 derece ise, C'deki açım ne olmak zorunda? 60 olmak zorunda. Çünkü bunlar birbirinin bütünleri. Yani bu iki açının toplamı 180 olmak zorunda. Başka bir örnek vereyim. Hadi buraya 150 olsun. Tabii ki de karşısı 120 ise 120 olmak zorunda ama şu an olmadığını düşünelim. Buranın da kaç olması lazım gençler? 30 derece olması gerekir. Köşegenler birbirini ortalar. Bakın şu üç tane çizgiyi görüyor musunuz? Bu üç tane çizginin anlamı ister üç çizgi koyabilir, ister bir çizgi koyabilir. Ya da bakın S'ye benzeyen bir işaret koymuş, gördünüz mü şunlara? Aynı işareti taşıyorsa bu çizgiler, bunların uzunlukları birbirine eşittir demek. Dolayısıyla şu O'dan başlayayım. C'ye kadar giden yer örneğin 15 santim ise yine O'dan başlayayım. A'ya kadar giden köşegenin o parçası yine kaç santimdir? 15 santimdir. Köşegenlerde birbirini ne yapar dedik? Ortalar dedik. Tekrar görüntüsü falan almak isteyenler oluyor. O yüzden şöyle üstünü dikten izleyip tekrar görüntüsü alacak olanlar da alsın. Bunun için uygulamasına geçeceğim. Evet. Şimdi de diyor ki paralel kenarda verilmeyen açıların ölçüleri bu. Tabii ki de buluruz hemen. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit demiştik. Burası 54 ise burası da kaç derecedir gençler? 54 derecedir. Bakın burası eğer 54 ise hemen yanındaki açı bunun bütünleri. Bütünler ne demek? 180 dereceyi tamamlayan demek. O halde 180'den 54'ü çıkarırsam cevaplar hemen geldi, gördüm cevaplarınızı. 126 derecesini tebrik ediyorum. Çok da hızlısınız. Buraları da kaç derece olarak bulacağım gençler? 126 derece olarak bulacağım. Zaten birbirine eşit olduğu için bir de buraya ayrıyetini saplamamak gerek yok. Gayet kolay. 23 tane cevabı birden gönderdim. Diğer sorunuza bakarken ben o 23, 27, 28, 30 kişinin cevabına hemen bakayım. Harikasınız. Sadece şema tahtı yapan bir iki kişi var. Yoksa hepsi doğru söylüyor. 126, 54. Harikasınız. Bakmanız için size süre veriyorum. Ölçülerini bulunuz demiş. Verilmeyen açıların ölçülerini bulun. Şimdi bu da size güzellikle yapmış. Şimdi burası 50 derece. Hemen biliyoruz karşı köşesindeki D açısının da kaç derece olması gerekiyor? Tabii ki de 50 derece olması gerekiyor. Ben size ben böyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Sevgili yedilerim. Z kuralı vardı hatırlıyor musunuz? Bak ona da değinelim hatırlatalım. Böyle o işledik bitti diye düşünmüyoruz tabii ki de. Burada da karşımıza çıktı. Görüyor musunuz?
Neden? Çünkü paralellikler zaten şu x birbirine paralelse z kuralından orası 65'tir. Burası yine nedir? 65'tir. Öyle değil mi? Gençler. Harikasınız. Üçgenin iç açıları toplamından yapabilirsiniz. 65, 50 ve buraya tekrar 65 kalacağını görebilirsiniz. Yine ters z kuralından 65'tir ve bilmeyen açı var. Diğer sorumuza geçiyorum. Eşkenar dörtgen çok önemli. Bakın bir tane çok demedim, çok önemli dedim. Eşkenar dörtgende ayrıntılar var. Eşkenar dörtgen kareye çok benzer, açıları hariç. Kareyle zaten bir açı farkı var. 90 derece de hani karenin açıları. Eşkenar dörtgenin değildir, önemlidir. Birçok ayrıntısı var, dikkat edelim. Tüm kenarları birbirine eşit. Başlıktan da anlayabiliyoruz yani eşkenar dediği için. Olan paralel kenarları eşkenar dörtgendir. Bakın bunlar aynı zamanda ne oluyormuş gençler? Paralel kenar oluyor. Dikdörtgen de bir paralel kenardır. Kare de bir paralel kenardır. Eşkenar dörtgen de bir paralel kenardır. Şu şekilde bir konsantre olmanızı istiyorum. A, B, C, D eşkenar dörtgenine konsantre olmanızı istiyorum. Tüm kenarları eşit ve karşılıklı kenarları paraleldir. Tamam, zaten biz o yaşa söyledik. Yani paralel kenar olduğuna göre ve adı üstünde eşkenar dediğimize göre tüm kenarları eşittir ve birbirine paraleldir. Tamam. Karşılıklı iki açı eşit ve ardışık iki açı bütünlerdir. Bu biraz önce de gördüğümüz şeyler değil mi arkadaşlar? Aynı paralel kenar gibi. Karşılıklı iki açı eşit. Tamam. Şu B açısıyla D açısı birbirine eşit, görüyor musunuz? C ile de A birbirine eşit. Tamam. Toplamları 180. O da tamam. Bütünler dediğimiz üzere. Ama benim için önemli olan şu üçüncü özellik. Yuvarlak içine aldım. Nedir bu üçüncü özellik? Köşegenler birbirine dik ortalar. Yani şu köşegenlerin kesiştiği yerdeki açıların hepsi 90 derecedir. Mesela bu paralel kenarda yok. Dikdörtgende de yok mesela bu özellik. Bu özellik şu altını çizdiğin dik kesişmesi özelliği sadece eşkenar dörtgen ve karede var. Bir de şu açı orta yolma özelliği. Köşegen aynı zamanda açı orta. Bak şimdi şu AC'ye bakalım ya da çok uzun konuşu deneyeceğim şimdi. DB'ye bakalım. Şöyle yuvan gibi kıvrıla kıvrıla gel. D açısıyla D açısı zaten birbirine eşitti. Dikkat edin zaten işaretlerden de artık almıyorsunuz. Açı orta yolmuş gördünüz mü? Burayı iki eşit parçaya bölmüş. Mesela eğer orası 120 derece ise burayı kaç kaç ayırmıştır? 60-60. Eşit olacağı için karşıyı da 60-60 ayırmıştır. Bu özellik sadece eşkenar dörtgen ve karede var. Aynı durum burada da var. Örneğin burası 60 derece ise burayı kaç kaç ayıracaktır gençler? 30-30 ayıracaktır. Böyle altta yazabildiğimiz kadar. Çok önemli. Üçüncü özelliği böyle yıldız içine, yuvarlak içine aldı. Çok önemli. Hangisinde varmış gençler? Eşkenar, dörtgen ve karede bu özellik var. Şöyle bir temizleyeyim. Görüntü almak isteyen olabilir. Tekrar söylüyorum siz görüntüye bakarken. Köşegenler birbirini ortalar. Tamam paralel kenarda da ortalıyordu zaten ama burada dik kesişir. Şu ortadaki açıların hepsi 90 derecedir. Bir de köşegen köşesinden çıktığı açıyı iki eşit parçaya ayırır. Yani açı ortaydır. Hemen uygulamasını yapalım. Verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz diye hemen bulalım bakalım. Evet. Dersimizin de sırası bitti, doğru söylüyorsunuz. Zaten hemen bakalım, doğru bitmiş. Sizin tarafınızdan yemeyelim. Gençler, o zaman bu soruyu ne yapalım biliyor musunuz? Çok da güzel bir soru, bölünmesini istemiyorum. Hatta bir dahaki derste şöyle eşkenar dörtgenden tekrar başlayalım. Çok önemsediğim için ve bununla alakalı çok ayırt edici soru karşınıza geldiği için. Bundan bir daha başlayalım. Bu arada işte cevaplar gelmiş. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler, hoşça kalın.